Merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Size tekrar görmek güzel. Hemen dersimize başlayalım. Önce bir şeyler okuyalım. Işığın tadından şimdi ders hazırlanırken bir şeyler okuyordum. Dedim sizlerle paylaşayım. Bunu gerçi derste konuşmuştuk daha önce ama yine de e, Cook'un sözlerinden bir okuyalım beraber. Yukarıdan gözlemek. Bir bilim adamı doğayı incelediğinde belli bir maddeyi ele alıp onu soğutarak ya da ısıtarak bir süreçten geçirir ve maddenin tepkisini ölçer. Bu şekilde maddeyi yukarı bir dereceden incelemiş olur. İnsan doğanın alt derecelerini cansız bilgisayar ve hayvansal bu şekilde gözlemleyebilir ama kendisiyle ilgili bunu yapamaz. Gerçek anlamda kendimizin üzerine çıkmalı ve yukarıdan kendimizi çalışmalıyız. İnsanın ne olduğunu anlamak için onu insan seviyesinin üzerindeki dereceden gözlemlememiz gerekir. Bu sebeple insan sorunlarını arzular ve düşünceler inceleyen dallar doğal bilimlerle aynı değildir. Bu alanlarda ilerlersek bile yine de konular tam olarak açıklığa kavuşmaz. Biraz öğrenir fakat gerçek anlamda insan kalbinin ne ve zihninin derinliklerini çözemeyiz. Bunları anlayabilmek Kabala ilmi olmadan imkansızdır. Kabala insanın içselliği ile ilgilenir. Nasıl yönetildiğimizi, işleyişi ortaya çıkarır. Kabala içinde bulunduğumuz seviyeden yükselmemizi ve kendimizi oradan çalışmamızı mümkün kılar. Tıpkı insanın maddesel doğaya ve onun güçlerine adapte olması gibi kişi tüm realiteye hakim manevi duaların, doğanın kurallarını adapte olmalıdır. Rav Cook yazmış bunu. Raya Cook, Kutsallığın Işıkları. Sayfa 163, Işığın Tadı adlı kitaptan. Tamam. Bir de arkadaşlar hazır. Elimin altındaydı. Açık Kitap diye bir kitap var. Tamam bu kitap çok güzel bir kitap. İçinde güzel makaleler dizisi var. Buradaki makaleleri sık sık ben de okuyorum. Ve güzel makaleler var burada. Eğer okumayı seviyorsanız burada okunacak veya güzel materyaller var. Tamam Yaratılışın yapısı, dünya hakkında, kabalistlerin dili vesaire. Tam Basit bir şekilde manevi konuları bize içeren makaleler var. O yüzden bu kitap Açık Kitap adı. Tamam Aklınızda bulunsun. Okumayı seviyorsanız okuyun mail ile soru gelmiş bir tane. Berna sormuş Diyarbakır'dan. Berna burada mı? Burada mı? Berna bir el salla görelim. Okey Berna Diyarbakır'dan. Tamam. Şimdi hepimiz Berna'yı tanıdık. Neden Kabala'ya Yahudi mistisizmi denmektedir? İnsan doğal olarak anlamadığı her şeye bir ad veriyor. Ama mistisizm de öyle bir şey. Brezilya'da kabilelerin birine gitsek, diyelim hiç insanların keşfetmediği, Elimizde bir çakmak yaksak adam diyecek ki bu da mistik fıstık bir adam. Ama gel gör ki 2 liralık bakkal çakmağı. Şimdi o yüzden insan da anlamadığı şeylere ne diyor? İsim, isim vesaire takıyor. Kabala geçmişte de halka öğretilmeyen bir şeydi. Tümüyle gizli bir ilimdi. Niye? Çünkü adamın kapasitesi yoksa, anlayacak, idrak edecek zekası yoksa, anlayışı uygun değilse adamı öğretmiyorlardı. Yoksa ham meyve dedikleri koşul olur. Tamam. Çocuklara nasıl yapamayacakları şeyleri vermiyoruz, anlatmıyoruz. Büyüdükçe dünyayı daha çok açıyoruz onlara ki anlasınlar diye. Maneviyatta da öyle. O yüzden öğrenmeye gelen birçok öğrenci vardı. Kabal ister dedi ki ya bu sana göre değil, bu gizli bir ilim. Bunun içinde melekler var, şunlar bunlar. Adam da bilmediği şeye ne diyecek? Ya boş, boş işler abi onlar diyecek ya da bu mistik bir şeyler mistik bir şeyler yapıyor gecenin bir saatinde çalışarak. Tamam. Genel olarak bu yüzden kabala ilmi tam olarak ne olduğu yıllarca gizlendiği için insanlar birçok şeyle ilişkilendirdi. Yahudi mistisizmi denmesinin nedeni genellikle Yahudi dininden çıkar kabalistler. O yüzden. Ama en büyük kabalistler hiçbir dinden çıkmadı. Çünkü Adem Yahudi dininden çıkmadı. Yahudilik dini yoktu. Yahudilik dini 2000 yıl öncesine dayanıyor. Tamam ikinci İkinci tapınak yıkıldıktan sonra Yahudilik dini ortaya çıktı. O yüzden Nuh peygamber de olsun, İbrahim de olsun, Moşe olsun, Davut olsun, Süleyman olsun. En büyük kabalistlerin hiçbirinde dine ait bir şey yoktu. Din diye bir şey sonradan icat edildi. Niye? Çünkü maneviyata yönelik bir yaklaşım yoksa insanda o da neden oluşuyor? İnsanın egosu büyüdükçe doğadan kopmaya başlar. Doğadan da koptukça doğaya olan bağ azaldıkça o zaman ne yapması lazım? Maneviyatı giderek iner. Bayağılığı arttığı için. Bu yüzden Yahudilik mistisizmle mistisizm olarak adlandırılması geçmişte büyük kabalistlerin Yahudi olduğundan kaynaklanıyor. Mesela Baal Shemtov, dev bir kabalist ama asbaha kadar Yahudiydi kendisi dini olarak. Öteki taraftan Ari, en baba kabalist. Ari'den sonra tümüyle metod bambaşka bir şekil şemal aldı. O da öyleydi. Ama tüm maneviyat kimden geliyor? Manevi ilmin kökü ikinci tapınak yıkıldıktan sonra Akiva diye bir adamdan geliyor. Akiva. Hatta hikayesi çok güzeldir. Rav Akiva. Şimdi Rav Akiva o zaman İsrail topraklarında yaşıyordu. Ve kendisi İsrail halkına ait değildi. Hatta bir yabancıydı. Yani Yahudi değildi. Biliyorsunuz annelikten geçer. Davut da annesi Yahudi değildi. O yüzden annelikten geçtiği için eğer anneniz Yahudi değilse geleneklere göre siz de değilsiniz tamam. <laughs> Ama bu dini bir gelenek. Dinler de öyle. Ravakiva hem halktan biri değil yani kabilelerden biri değil yabancı tümüyle tamam oradan herhangi bir Beduin çoban. Ama ne yapıyor? Maneviyatı çalışıyor. Neslin en büyük hocası oluyor tüm İsrailoğullarının hocası o oluyor. Tüm İsrailoğullarına Ravakiv öğretiyor. Ve tüm Toramız, yani tüm maneviyat, biz kabalistler için konuşuyorum. Rav Akiva'nın Torası olarak bilinir. Sadece o. Ve kendisi Yahudi değildi, kabilelerden biri değildi, bir yabancıydı. Sadece orada yaşayan bir insan maneviyatı çalışmış, edinmiş. En büyük öğrencilerinden biri Talmud'u yazdı. Diğerisi Şimon Bar Yochai Zohar yazdı. Tamam yani dolayısıyla tüm Tora, tüm ilim Ravakiva'dan geliyor ve kendisi düşünün de Yahudi değil. O yüzden insanlar böyle. Yapacak bir şey yok. Tamam. O yüzden biz konsantrasyonumuzu ta Adem'den itibaren veriyoruz. Dini geleneklere gerek kesinlikle gitmiyoruz. Çünkü Yahudi kelimesi daha önce açıkladım değil mi size bunu? Yahudi kelimesini. Açıklamadım mı? Açıkladım mı? Yahudi kelimesi İbrahim'den gelen bir kelime. Tamam mı? İhud kelimesinden gelir. İhud. Tamam mı? Y-H-D D Aynı zamanda ya had. Tamam. Beraber demek ya da birlik demek. Birlik. Tamam. Beraber. Bütün. Tamam. Her kim yaratanla bütünleşir ise o insana Yahudi denir. Kimlik kartına göre değil yani. Tamam. Maneviyatta tanımı bu. O yüzden kim Yahudi olabilir? Herhangi birisi. Hiç fark etmez. Manevi tanımlara göre bu işler insanın annesine babasına göre gitmez. İnsanın kimlik kartına göre hiç gitmez. Maneviyat adamın dinine göre hele hele hiç gitmez. Tamam. Tümüyle alakasız. O yüzden Yahudi kelimesi oradan geliyor. Tamam mı? kafamız karışmasın dini şeylerle. Anneden geçmesin nedeni dini geleneklerde anne bina seviyesi. Tamam? Maneviyatta merhamet, ihsan etmek demek. Ve bu maneviyattaki şeylerde keter, hokma, bina, hesed gevura tifere netsa hod yesod malkutta yaratanın bize merhametle yaklaşımı dişi olarak bilinir. O yüzden buraya anne denir. Hokmaya baba denir. Tamam Burada nasıl baba ve annemiz var? Anne ve babamız maneviyatta kökleri var. Bu dünyada da insanın anne ve babasının olmasının nedeni anne ve baba çocuğu merhamet ve erdemlik denilen iki nitelikle büyütür. Merhamet anneden kalma kalpteki noktayı etkileyen güç olduğu için dini geleneklerde hem tamam, bizde babadan oğla geçiyor yani babadan çocuğa geçer din. Yahudilerde anneden geçiyor çünkü temsili bu. Tamam? Bir de pragmatik bir yaklaşımları var. Niye? Çünkü çocuğun babasını her zaman bilemezsin. Ama annesi kim belli. öyle. Ama konsept buradan geliyor. O yüzden hayata pratik, pratik yaklaşım var. Tamam. Şimdi bugün biraz teknik yapacağız. Soru, konuyla ilgili sorularınız varsa sorun. Kitabınız varsa 538. 538. 8. değil pardon. 532. sayfadayız değil mi? Bana hatırlatın. 532'de mi kalmıştık? Moderatör arkadaşlar. Işıklar ve Işıklar, ışıkların bir partisofa girişi ve ayrılışı. Doğru mu? Evet. Şöyle yapalım. Doğru, peki. Şimdi daha önce neden bahsettik? Ruhun yapısının... Yaratan tarafından nasıl inşa edildiğinden bahsettik. Tam Yaratan'ın varlığı nasıl yarattığından bahsettik. Al olarak yaratıyor, dört safadan geçiriyor. En sonunda Malkut dediğimiz varlık tam bir al Mutlak Almarsu. Esas yaratılan varlık da o dördüncü safanın dördüncü safası. Hatta geçen dersten hatırlıyorsunuz. tekrar çizmeyeceğim. Tamam şimdi biraz dinleyin. Gözünüzün önünde geçmiş dersten canlandırın. Ve dedik ki bu yırtılan varlık dört safadan geçtiği için içinde dört safanın reşimotu var, izlenimleri var. Yani içinde kök 1, 2, 3, 4 seviyenin de ve o seviyelerin de içinde kök 1, 2, 3, 4 seviyelerin izlenimleri var. O yüzden yaratılan varlık ilk yaratıldığı zaman tüm her şeyi içinde barındırıyor. Tüm cansız bilgisayar hayvan konuşan seviyeleri içinde barındırıyor. Hepsi doğasının bir parçası. Hı? bu dağın parçası. Ayrıca ne dedik? Bu yaratılan varlık bu doğa içerisinde bir de yaratanla bağ kurmak durumunda. Çünkü yaratılışın amacı ne? Yaratanla bağ kurmak. O yüzden de yaratılan varlık inşa edildikten sonra yaratan hat safhaya kadar alma arzusuyla bu varlığı yarattıktan sonra ne yapıyor? Perde, birinci kısıtlama, direk ışık, geri yansıyan ışık ile bir bağ oluşturuyorlar. Buna da Partsuf'un koşulları dedik. Ne dedik? Roş, toh, sof var. Toh ve sof kısmı guf dediğimiz bölüm. E ve ne var? Üst kısımda roş, daha sonra roşun olduğu alt kısımda roşun biraz altında p, daha sonra haze, tabur, sof diye bölümleri ayırdık. Ve nereden bahsettik? Bunları bölümlere ayırırken ruhtan ruhun içerisinde de alabileceği seviyelerde. Tıpkı bedenimizin parçaları gibi öyle bölmeler var dedik. Çünkü bedenimizin de tüm yaratışımız, vücudumuz, hayatımızdaki her şey bize maneviyattan yansıyor. Ama dünyevi hayatın maneviyatla bir alakası yok. Sadece yansıması. O yüzden bu vücudumuzun manevi herhangi bir anlamı da yok. Olsaydı ölmezdi. Ama vücudun maneviyatta bir alakası olmadığı için, sadece sembolik bir gösterge olduğu için de ölüyor. Konuşacak bir şey yok. Tüm kabalistler de öyle yaşlanıyorlar. Ondan sonra vücutları ölüyor. Dolayısıyla kabalistler diyor ki, bu dünyada yaşarken kişinin esas yapması gereken şey ruhunu inşa etmek. Ki ölüm adam için gömlek değiştirmekten farksız bir şey olsun. Üstümde bugün gömlek vardı, baktım ki eskimiş çıkardım attım ve ölüm de bir kabalış için öyle bir şey o yüzden bu şekilde bir yaklaşım inşa edebilmek için ve bu şekilde var olabilmek için kişinin yapması gereken şey kendisine bir ruh inşa etmek bu ruha da partsuf dedik şimdi partsufun yertanla arasındaki bağ neye endeksli al gülüm ver gülüm. tamam al ve ver ilişkisine endeksli. Yaratan ihsan etmek istiyor. Ve bizler de ona ihsan etmek istiyoruz. Ama onun doğası ihsan etmek. Bizim doğamız almak. Dolayısıyla almak olan doğamızı ihsan etme niyetiyle kullanırsak diye öğrendik. O zaman biz de yaratan ihsan ettiği gibi ihsan edebiliriz diye konuştuk. Tamam Çünkü yaratılan varlık hiçbir zaman alma arzusu koşulundan çıkmayacak. Biz hep alma arzusu olacağız. Doğada yani yaratılan bizim doğamızda ihsa etme arzusu diye bir şey yok. İhsatme niyeti diye bir şey var. Dolayısıyla yaratılan varlığın ruhu dediğimiz şey aslında niyeti. Niyet ve ruh maneviyatta aynı şey. Ve bu değişir ise kişinin doğası değişiyor. Doğasını da bildiğiniz gibi yerden değiştiriyor. Kişinin doğasını yerdandan başka kimse değiştiremez. O yüzden bizim ne yapmamız lazım? Kitapları çalışırken. Tamam ben size sorayım. Kitapları çalışırken ne tür bir modda olmamız lazım? Siz hadi yazın bana birkaç cümle. Buradan birkaç kişi kitapları çalışırken düşüncelerim, arzularım ne yönde olmalı? Çünkü oturmadan önce, ders oturmadan önce, çünkü epeydir söylüyorum, ders oturmadan önce düşünmüş olmanız lazım öyle değil mi? Adamın oturup düşünmesi lazım bir şey yapmadan önce. Ben şimdi kabala çalışacağım. Yani kabala çalışmıyoruz aslında. Henüz kabala çalışmak esas yerden ifşasından sonra olur. Tam esas kabala çalışmak yaratanı keşfederim, ifşa ederim. Ondan sonra çalışabileceğim bir şey. Ama kabala çalışmaya ön ayak olurken yani hazırlık yaparken kişinin de o dünyalarda sanki yaratanla bir bağ varmış ve onunla bir ilişkiye girmeden önce oturup bir düşünmesi lazım. Değil mi kendi kendine? Ben şimdi yaratanla konuşmaya gideceğim ya da yaratanla yaratana yakınlaşmak istiyorum. Nedir yaratan? İhsa etme niteliği. Tamam yaratan öyle bulutlarda aksakallı, aksaçlı bizlere yukarıdan bakan biri değil. İhsan etmek denilen bir güç. İnsan da almak denilen bir güç. Tamam yani Bu bedeni soysak, bedenimiz olmasa doğada sadece bir güç olarak var oluruz. O yüzden yaratan ihsan etme gücü ve bunu hissedebilmek için kişinin yakınlaşmayı arzulaması lazım. Ki doğada benzer arzular birbirini çekerler. Zıt olmalarına rağmen. O şekilde sizlerin de dersten önce ne tür bir modda olmanız gerektiğini bana yazın. Onur yazmış. Yeni bir şey öğrenmek için oturup çalışıyoruz. Vedat demiş. Matyadan alma arzusunda kitapları çalışabilir miyim? Evet. Alma arzusunda kitapları çalışmak zorundasın her zaman. Hiç alma arzumuz değişmeyecek. Hep alma arzusu olarak kalacağız. Niyetin değişecek. Niyetin henüz almak için. <laughs> Bu da böyle olması lazım. Adam çünkü alma ile başlıyor hayatı. Sıkıntı yok. O yüzden bu koşula ne derler? Maneviyatta lolişma. Lolişma. Tamam. Lolişma yaradan için değil demek. Onun için değil. Hatta şu için değil. Tora adına değil. Tora için değil. Tamam bu lişma dediği şey dişi. Dişi dediği şey Torah'da dişi olduğu için ışık yani. Işık için çalışmıyorum. Almak için çalışıyorum. Tamam Lolişma koşulu bu. Ama kişi böyle başlar. Sıkıntı yok. Doğamız öyle yapacak bir şey yok zaten. Ama buradan kişi yerden rızası için ya da Tora adına, Tora için koşuluna gelir. O da lişma. Tamam Doğukan sormuş. Yaradan ışını çekmek ve nasıl bağ kurarım düşüncesi. Bu güzel. Tamam bu düşünceyle oturuyorsanız güzel bir şey. Ondan sonra gurur sormuş. Şey söylemiş İstanbul'dan. Kaynaklara yaratanı hissetmek ve onunla eşit forma gelmek maksadı ile ve arzusuyla çalışıyorum. Bu da güzel. Bu da güzel. Toplu cennet. Okey. Mehmet sormuş, söylemiş Eskişehir'den. Kitaplar vesaire her şey araç sadece yaradanı yaradan gibi olabilerek ifşa etmek arzusu içinde olmak gerek daha doğrusu bunu da istemek çünkü bunu da ancak isteyebiliriz o da doğru Yasemin sormuş İstanbul'dan kitaptakileri zihnimin anlamasıyla ilgilenmiyorum yazılanları yaşamak istiyorum hiç değilse kitabın beni etkilemesi ve niyetimi saflaştırıp güçlendirmesi arzusuyla kitabın içinde olmayı seçerek okuyorum. Bu güzel bir yaklaşım. Bunu bir daha okuyun. Okuyalım daha doğrusu. Siz göremiyorsunuz orada belki. Ne diyor? Kitaptakileri zihnimin anlamasıyla ilgilenmiyorum. Bu çok doğru bir yaklaşım. Çünkü yaratanı kafamızda algılayamayız. Yok öyle bir şey. O yüzden güzel. Hiç değilse kitabın beni etkilemesi ve niyetimi saflaştırıp güçlendirmesi arzusuyla ...kitabın içinde olmayı... ...seçerek okuyorum. Tamam. Bu güzel bir yaklaşım. Güzel şeyler yazıyorsunuz. Sevindim. Berna demiş... ...tamamen teslim bir halde onu düşünerek. Meral demiş... ...Antalya'dan Alma Arsu modundayım. <laughs> o da okey. Okay. Gerçekleri görmek de iyi. Doğru. Alma Arsu modundayım. Okey. Dilek demiş... ...Yaradan'ı ifşa etmek İzmir'den. Öner demiş Amasya'dan. Yaradan'a ihsan niyetiyle hazırlanıyorum. Niyetim bu. Yaradan'ı mutlu etmek amacım. Bu da güzel. Bu dersteki herkesin Yaradan'ı keşfetmesini dileyerek başlıyorum demiş Ayten İstanbul'dan. Bu çok güzel. Niye? Çünkü dostların edinmesini düşünürsem ohoş. O zaman bu şu demek. Ben maneviyatı iyi Yaradan'a gerçekten ihsan etmek için çalışmak istiyorum. Neden? Çünkü Yaradan neden mutlu oluyor? yaratılanlara ifşa etmek için ifşa olmak için. O yüzden her kim dostlarım yaratını ifşa etsin ve ben onların çalışması ve ilerlemesi için çalışıyorum ki yardana memluk verelim. Ben de nasıl olsa aralarında dahilim bu sürece diyerek çalışması hoş. Bu ishat etmeye güzel yaklaşım. Ondan sonra kay demiş. Adam kadmon seviyesine geçmek arzusundayım. Okey o da iyi. Okey arkadaşlar güzel. Tamam arzunuz. En azından bir şeyler düşünerek oturmanız güzel. Tamam bazen insan hiçbir şey düşünmeden bir şey yapıyor. Ve maneviyatta öyle bir şey yok. Niyeti olmayan adamın ruhu yok derler maneviyatta. Özellikle herkesin önce bir niyeti oturtması lazım. Niyeti oturttuktan sonra iş yapması lazım. Niyet zamanla göreceksiniz değişecek. Tamam koca elinden de Onur İlbay söylemiş. Dostlarım da düşünmek isterken hep bir egoizm beni dürtüyor. O normal. Güzel. Biraz başlayalım çalışmaya. Şimdi sayfa 632. O yüzden kitaplara çalışırken şimdi Bağustam'ın manevi dünyaları Ayrı'nın yazılarından anlatırken buradan istediğimiz şey bunların içinde olmayı istiyoruz. Ki arzumuz yaratana yakınlaşmak. Bunu büyütmek istiyoruz içimizde. Işıkların bir partsıfa girişi ve ayrılışı. Malkut'un beş kısmına Behina Şoreş, Alef, Bet, Gimel ve Dalet denir. Kısıtlamadan sonra bu beş kısım ...masah vasıtasıyla ışık aldığında bunlara sefirot denir. Çünkü ışık onların içlerinde parlar. Dolayısıyla behinot yerine onlara sefirot deriz. Okay. Şimdi bize yeni bir koşul getirdi. Diyor ki, Tamam part biraz farklı. Çiz. Şöyle çizeyim. Kap yerine şöyle çizelim. Tamam. Malkut'un 5 kısmına Behnot, Şöre, Şalef, Bet, Gimel ve Dalet denir. Dolayısıyla 5'e ayıralım part sufu. Alef, Bet, Gimel, Dalet. Tamam İdare et. Ondan sonra kısıtlamadan sonra bu beş kısım masah vasıtasıyla ışık aldığında bunları sefrot denir. Dolayısıyla birinci kısıtlamadan sonra tamam. Ne yapmış? Birinci kısıtlamayı yapmış. Birinci kısıtlamadan sonra Yaratan ışığı var, direkt ışık. Ondan sonra ne diyor? 5 bu beş kısım masah vasıtasıyla ışık aldığında bunlara sefirot denir. Yani yaratanın ışığını hissetmek için alabildiği kadar. Ne yapmıştı? Belli bir yere kadar almıştı. Doğru mu? Buraya ne demiştik? şurası Roş Burası Toh Burası Sof Ve bu genel yapıya da ne demiştik? Guf Tamam Guf guf beden demek Okey o kadar. Yani ruhumuzun genel yapısı. Manevi kitaplarda beden dediği zaman, bedenden bahsettiği zaman fiziksel bedenden hiçbir zaman bahsetmezler. Sadece adamın ruhundan bahsedilir. O yüzden adamın gözüydü, kulağıydı bazı hikayelerde anlatırlar. Tamam mı? İşte gözleriyle baktı. Gözler erdemlik, hokma seviyesi. Tamam Bunların hepsi adamın seviyelerini ima ediyor. Oldu mu? O yüzden kafanızda hiçbir zaman vücut diye bir şey fiziksellikte maneviyatla hiç alakası yok. Hiçbir zaman ilişkilendirmeyeceksiniz. Dinciler gibi olursunuz Allah korusun. Ondan sonra diyor ki bunları ışığı aldığı zaman adları farklı oluyor diyor. Işık aldıklarına göre ne oluyormuş isimleri? On sefirot oluyormuş. Keter burası. Şimdi bakın bize Parsif'in yapısını güzel güzel anlatıyor. Diyor ki şoreş ketermiş. Tamam. Şimdi hepimiz on sefiyotu beraber öğreniyoruz. Ondan sonra hohma, alef, hohma. Ondan sonra bina, bu da bet. Oops bina. Ondan sonra gimel, zeyr anpin. Zeyr anpin. Tam bazen şöyle yazıyoruz onu. Ve ne varmış? Dalet. O da malhut. Tamam. Sorunuz olduğu zaman sorun. Tamam mı? konuyla il, ilgili sorun. Ayrılan ışıkların izlenimine reşimotuna reşimotun çoğulu otiyot denirmiş. Tamam mı? Yani ışıklar ayrıldıktan sonra kabından ışıklardan gelen izlenimlere bunu da yazalım mı şöyle? Tamam Otiyot. Görüyorsunuz değil mi bu yazdığım? Otiyot yazdığımı pek okuyabiliyor musunuz? O ayrı mesele. Şöyle yapalım. Ha. Otiyot. Harfler demek otiyot. Tamam mı? Ne diyormuş? Ayrılan ışıkların izlenimleri. Ayrılan ışık tan reşimot. Reşimot izlenimler demek. tam teknik yazacağım biraz alışmaya başlayın diye. Ondan sonra ne, ne diyor? Beş ışın, nefes, ruh, neşama, haya ve yehida. Bunlardan bahsetmiştik geçen ders. Beş sefrottan keter, bina, zerampin ve malhut ayrılışından sonra beş reşimot ya da otiyot kalır. Yudun ucu, yud harfinin ucu. Şunu, şu. Tamam mavi. Yud harfinin ucu böyle nokta. Tamam Ondan sonra yud harfi, yud harfi. Ondan sonra hey harfi, hey. Sonra vav, vav ve hey. Tamam? Yud hey vav hey yerden adı. Tamam? Daha sonra bu makalede kabalistlerin manevi güçleri yazı olarak tanımlamak için sembolleri nasıl kullandıklarını öğreneceğiz. Tamam şimdi bakın tüm maneviyatı anlatırken adamların yola nasıl çıktığını anlatıyor bize. Yani Yaratanla aramızdaki bağı nasıl ifade ederiz? Diyor ki o bunun için şekiller kullanabiliriz bu dünyada. Yaratanın ışıklarından aldığım izlenimler o yüzden Adem'den kalan İbranice alfabede harfler olarak bilinir. Yani her harfin maneviyatta ben ve yerden arasındaki bağ iması var. Harflerden ortaya çıkan kelimeler de aynı şekilde. Tüm kutsal kitaplar bu şekilde yazılmıştır. Kutsal kitap dediği, kutsal kitap dediği kabalistlerin yazıları. Bundan yazıların manevi güçler ve işleyişler hakkında bilgi olduğu sonucu çıkar. Kabalistler kitapları okuduklarında bunların içindeki komutlara göre hareket edebilirler. Yani bir kabalist yazıyı okuduğu zaman yerdanla almarsu ile ihsa etmenin yani almarsu ile ışık arasındaki diyaloğu çalışabilir ve buna göre öğrenebilir diyor, hareket edebilir diyor. Kabalistler kim için yazıyor kitapları? Maneviyatta ilerlemek isteyen ama henüz daha tam maneviyatın tüm basamaklarını edinememiş insanlar için yazıyorlar. Yani maneviyata edinmiş ama yolun ortalarında daha yolu bitirmemiş adamlar için kabalistik kitap yazılır. Yani bizim için aslında yazmamış adamlar hiçbir zaman kitapları. Tamam. Biz nasıl kitabımızı alıp bir kediye gidip hadi bunu oku ve öğren demiyoruz. Kabalistler de kitapları yazıp normal sokaktaki bir adama hadi gel bunu öğren demiyor. Niye? Çünkü aradaki seviye o denli farklı. Tamam. O yüzden kabalistik kitaplar sadece manevi basamakların en azından ilkini aşmış kişi için diğer kabalistler tarafından yazılmıştır ki yardımcı olmak için ona. O yüzden kutsal kitap dediği kutsallığı kitaptan alabilen adam o kitaba kutsal der. Tamam Eğer kişi kitaptan kutsallığı yani yaradana ihsan niteliğini alamıyor ise o kitap kutsal falan olmaz. Tamam mı? Kutsal kitap kabala da böyle bir şey. O yüzden kafanız şeye takılmasın. Hangi kutsal kitaplar diye. Ha? Bununla beraber kutsal kitapları incelediğimizde bunlar bize bize tarihi olaylardan bahsediyorlar gibi geliyor. Ancak Hz. Musa'nın yazılarının tamamının yerden isimleri olduğu yazar. Bu Musa peygamberin yazılarının içindeki tüm kelimelerin bize ya da arzular, kelim ya da bunların aksiyonları hakkında bilgi verdiği anlamına geliyor. Bir başka deyişle, Musa peygamberin yazıları tamamı farklı bir dille yazılmış ancak bugün öğrenmemiz gereken kabala ilmiyle aynıdır. Ki dolayısıyla Hz. Musa da Musa peygamber yani Moshe. Moshe diyorum bazen, Moshe dediğim zaman bileceksiniz ki Musa peygamber. Moşe kitapları yazdığı zaman içinde tarihten hikayeler varmış gibi gözükse de diyor ki yo. Hepsi yerdan isimleri. Ne demek Yerdan ismi? Yerdan'ın ışıkları her arzumda Yerdan'ın bana yaklaşımını hissetmeye bir ad verilir. Ve buna Yerdan'ın adı denilir. O yüzden Yerdan'ın birçok adı vardır ve sadece insanlar arasındaki ilişkiye göre de kişi o adı Yardana tanımı verir. O yüzden kutsal kitaplar neden bahsediyor? Yardanın adından bahsediyor. Yani Yaradan'ı o seviyedeki edinimimden bahsediyor. Manevi ilmin dört dili vardır. Musa Peygamber'in yazıların dili, yazılarının dili, tamam? Mı? Yani Musa'nın, Musa Peygamber'in yazdığı şekil. Efsanelerin dili bu Zohar'ın dili, Talmud'un dili ve Kabala'nın dili. Talmud'un dili, kanunların dili gibi. Ha? Ve bir de Kabala'nın dili. Bunların hepsi yaratılışın amacını nasıl gerçekleştireceğimizi bize söylemek için maneviyata edilmiş kabalistler tarafından bulunmuştur. Yani onlar o nesile uygun şekilde böyle yazmışlar. Kabalistler ne yapıyor her zaman? nesle uygun şekilde maneviyatı anlatıyor. Ne diyor? Çünkü kabalistler diyor ki karşıdaki adamın beni anlayabildiği kadar anlaşılabilirim. Dolayısıyla adama fantazi mantazi anlatamam. O yüzden Talmud açıp da öküz komşunun ineğini boynuzladı ve benim şimdi komşuya bu ineğe verilen zarardan dolayı borcum şu kadar diye hikayeden bahsettiği zaman tamam adamın öküzle inek arasındaki ilişki değil iki sefirot, hokma ve bin arasındaki bağ bakması lazım. Şimdi biz bugün bunu çalışıyor olursak kafamız neye gidecek? Benim ineğim var, komşunun da öküzü var. Komşunun öküzü benim ineği boynuzlamış. Komşunun da bana dolayısıyla borcu var. Kafamız oraya gidecek. O yüzden kabalistler diyor kafanız oraya gitmemesi için biz bunu nesillere biraz uygun hale getirdik. Ne demek nesillere uygun? Bilimsel bir yapıya soktuk. O da kabala dili. Kök ve dal. Tamam. Ariden sonra bu şekilde çalışıyoruz. Okey. Genel bakış. Sayfa 634. Buraya kadar okey miyiz? Yani Mehmet de söylemiş İstanbul'dan kökleri edinerek sebepleri görmek ve sonsuz huzura ermek için. <laughs> e, huzur kabalada diyorsun yani. Bakın okay, maneviyatta ilerlerken size küçük bir tüyo vereyim. Maneviyatta ilerlerken gerçekten huzur buluyorsunuz. Tam o şüphesiz. Ha, bulana kadar biraz gevretiyor. <laughs> Nedeni de şu bizim huzursuzluğumuz güzel yazmış. Çünkü insan 21. yüzyılda huzursuz. Tamam. Ne olacağını, ne yapacağını bilmiyor. Maneviyatta huzur şuradan geliyor. Bir şey olduğu zaman arkasındaki nedeni bildiğim için. Tamam. Bir çocuk kafasını masaya vurduğu zaman ya da elini ütüde yaktı, ocakta yaktı diyelim. Ne yapıyor? Ağlıyor ve ocağa vuruyor ya da ütüye vuruyor. Niye? Çünkü neden böyle bir şeyin olduğunu anlamış değil. Ama yetişkin bir kişi ağlamıyor. Eli yansa da ağlamıyor. Of mof diyor ama ağlamıyor. Niye? Çünkü belli ki ocak sıcak nedenini biliyor. Elinin yanmasının doğal olduğunu biliyor. Ne yapacağını biliyor. Gidiyor üstüne buz koyuyor, merhem sürüyor vesaire. Ama ağlamıyor. Kafayı sıyırmıyor. Ama çocuk kafayı sıyırıp sağa sola koşmaya başlıyor. Tam tüm huzursuzluğumuz da bizim hayatımızda ne olduğunun arkasındaki düşünceyi bilmediğimiz için. O yüzden maneviyat edinerek evet en azından Arkadaki düşünceyi bilmek kişiye biraz huzur getiriyor. Başka neredeyiz? Genel bakış. Yerdan varlıklarına iyilik yapmak ister. Tamam bu prensip. Yerdandan kötülük gelmez. Yerdan iyidir, iyilik yapan. Bunu not alacaksınız. Başıma ne gelirse gelsin. En iğrenç şey dahi olsa. Yerdan varlıklarına iyilik yapmak ister. Tamam mı? geleneklerimizde her işte bir hayır vardır lafı buna endeksli. Varlıklar yaradanın iyiliğini kendi başlarına almak durumundalar. Yani her birimiz bu bağ yaradanla edinmek zorundayız. Bu amaçla yerdan ondan tamamen ayrı, bağımsız bir varlık yarattı. Varlık yerdanı hissetmez çünkü ışık kliden daha yukarıdadır ve kliyi doldurduğunda onu kontrol eder ve klinin ne isteyeceğini belirler dolayısıyla varlık bağımsız olmak için ışıktan gizlilik içinde maneviyat ve yaradanın varlığını hissi olmadan doğmalıdır tamam. o yüzden bazen arkadaşlar soruyor tamam yarattı bize de iyilik yapmak istiyor yapsın abi ne sıkıntı var çıksın ortaya iyiliğini de yapsın herkesin keyfi yerinde olsun o iyilik yapmak istiyor biz de almak istiyoruz niye sıkıntı var niye gizli eğer gizli olmasaydı yerden bağımsız olamazdık. O yüzden yaratanın bize yaptığı büyük bir iyilik var. Bizi öyle bir şekilde yaratıyor ki onun var olduğunu hissetmiyoruz. O yüzden ışık kaba girerse direksiyona o geçiyor. Hakimiyet onda. E bizim ne payımız olacak? Sıfır. O yüzden varlık yaradana en uzak derecede bu dünya denilen derecede doğar. Ancak varlık üst ışığın etkisinden bağımsız olduğunda koşulunu, red koşulunu, realitesini ve hayatın amacını anlama gücünden de yoksun olur. Bundan yaradanın varlığın gelişmesi ve büyümesi için doğru çevresi, çevreyi hazırlaması gerektiği sonucu çıkar. Yani ilk yüzden, o yüzden ilk geldiğimizde hiç yaradanla falan yaradana yönelik bir ihtiyacımız da yok. Yerden bizi öyle bir şekilde yarattı ki sanki yerden hiç ihtiyacımız yok. Sokaktaki insanların da yok gördüğünüz gibi. Ya şu adam diyor ki işte aklım var, hayatın koşulları var. Hayatın koşullarına göre aklımı kullanıp idare ediyorum istediğim gibi diyor. O yüzden yaratan'a ihtiyaç olabilmesi için ne oluyormuş? Bundan yaradanın varlığın gelişmesi ve büyümesi için doğru çevreyi hazırlaması gerektiği sonucu çıkar. Yani yaradanın dünyaları neden yarattığını söylüyor bize eğer bağımsız bir varlık olacaksa yaratanın öyle bir çevreye ihtiyacı olması lazım ki yaratanı hissetmediği o dünya denilen koşuldan o çevreden yani yaratanı edinmeye gelsin. Tüm dünyaların yaratılma sebebi insana çevre yaratmak için. Ki insan gelişsin. Bir, o ışığını kısıtlamalar. O ışığını kısıtlamalar boyunca minimuma getirmelidir. Dereceler yukarıdan aşağıya, yardana en yakın olan en soft derecesinden, yardana en uzak ve alt olan bu dünyanın derecesine kadar bu şekilde inşa edildiler. Bu aksiyona dünyaların genişlemesi ve partsufim denir. Şimdi bunu öğrendik. Burada yeni bir şey yok. Nokta bunu ne zaman öğrendik diye sorarsanız ikinci dönemde öğrendik. Tamam. Birinci safa neydi? Yaratan bizi sonsuzluk içerisinde yarattı. Ondan sonra o sonsuzluğun içinde, onun ışığı içerisindeyiz. Her şey onun kontrolünde. Ne yapması lazım? Bizi kendinden ayırması lazım ki yaradanı hiç hissetmeyelim. Dünyaları inşa ediyor. Tamam. Ve biz de bu dünya denilen bir yerde yaşıyoruz. Tamam Adam bu dünyada doğuyor. Ama her şey aslında maneviyatlı dünyalardan geçiyor. Bunların da adlarını da biliyorsunuz. Adam Kadmon, Atsilut, Bria, Hitsira, Asiya. Tamam. Dolayısıyla yaratan ışıklarının giderek daha az hissedilmesine dünyaların inşası diyorlarmış. Ve partsufim. Ne demek partsufim? Yaradanla aramdaki bağ. Öyle değil mi? Partsuf, ruh. Ruh ne demek? Yaratana istina edebildiğim kadar ışık alıyorum. Ve ona göre partsuf denilen bir yapı oluyorum. Bu yapı ne oluyor? Giderek farklı safhalardan geçiyor ışıklar arasındaki bağ değiştikçe. Burası sonsuz ışıkla dolu. Ama aşağı indikçe tamam burası ışık full. Ama aşağı indikçe giderek azalıyor. O yüzden Asya dünyası Zohar'da öğrendik beraber. Tümüyle siyah. Tamam mı ışığı? Doğru mu? Doğru. Ondan sonra Yetsira dünyası neydi? Yeşil. Hı? Brea dünyası kırmızı. Atsit dünyası da neydi? Beyaz. Tam, tam saf ışık yani. Adam kadmon zaten sonsuzluk. Tamam bu şekilde ne demek kırmızı, yeşil, beyaz? Yani ışın giderek azalması içimizde yeni formlar oluşturuyor. Dediği şey bu. Kafanız dünyevi renklere gitmesin. Ama Zohar'a girişte bunu çalıştık. Yeni bir şey söylemiyor yani bize. Ondan sonra Cuma 2. Varlık için başlangıç noktası hazırlanır, hazırlanmaz ona o koşuldan yükselme ve yaradanın derecesine ulaşma imkanı verilmelidir. Fakat eğer Simsum Alef'ten sonra bu dünyanın derecesinde olan kliye varlık yani hiç ışık ulaşmıyorsa bu nasıl yapılabilir? Bu nedenle yerden bize bu dünyada bir segula yani güç ya da şifa sağladı. Kısıtlanmış kliye bile ışıyan ormakif saran ışık. Dolayısıyla diyor ki bu dünyada bu dünyada burası bu dünya tamam Bu dünyada biz yaratanı hissetmiyor olsak dahi Yaratan her zaman bizimle diyor. Yani bizi aslında o hiç bırakmadı. Ama biz öyle hissetmiyoruz. O yüzden yaratanın şifası dediği şey, yaratanın bizimle sürekli beraber olması, yaratanın saran ups, Yaradan'ın saran ışığı olarak bilinir. Biz hissetmememize rağmen bu dünya tümüyle yaradanla dolu. Buna da saran ışık denir. Ama biz hissetmiyoruz. Biz kapalı kutu gibiyiz. Ama bu kutu içinde yaşıyoruz biz. Bizim dünyamız bundan ibaret. O yüzden burada kimse yardanı hissetmiyor. Bu kutu içerisinde yaşayan bizler alma arzusu olarak yardanı hissetmiyoruz. Ama yardanın saran ışığı bizi her zaman sarıyor. Ego. Kişi de egosunun içinde yaşıyor. Hayatı da bundan ibaret. O yüzden yerden falan hissetmiyormuşuz. Kabalist Yehuda Aşlak yani Bağlasula. Bu Segula ile ilgili 10 sefrotun incelenmesine giriş madde 155'te yazdı. Bu madde çok önemli. Ham notunuzu ona göre alın. Diyor ki 10 sefrotun incelenmesine giriş madde 155'te. Bu nedenle sormalıyız. O zaman neden kabalistler her bireyi kabala ilmini çalışmaya zorladılar? Gerçekten de bununla, bunda duyurmaya değer yüce bir şey var. Kabala ilmiyle uğraşan kişilere olağanüstü ve paha biçilmez bir şifa vardır. Ne öğrendiklerini anlamasalar bile, orada yanlış yazılmış, anlamalar demiş. Kitabınız varsa düzeltin onu. Sayfa 635. Ne öğrendiklerini anlamasalar bile olacak o. İbrancısında öyle çünkü. Özlem ve ne öğrendiklerini anlamak için duydukları büyük arzu vasıtasıyla ruhlarını saran ışıkları uyandırıyorlar. Tamam Yani ruhumuzu saran ışıkları uyandırmak için kişinin arzusu olması lazımmış. Bir sonuç itibariyle bir alma arzusuyuz. Tamam Ondan sonra cuma. Bir daha okuyalım orayı. Ne öğrendiklerini anlamasalar bile özlem ve ne öğrendiklerini anlamak için duydukları büyük arzu vasıtasıyla ruhlarını saran ışıkları uyandırıyorlar. Maneviyatta anlamak demek, hissetmek demek. Ama o yüzden kafanız entelektüelliğe gitmesin. Yani o manevi koşulu yaşamayı istemek. Bu maneviyat çalışan bir bireyin, yardanın yaratılış düşüncesinde, her yaratılana haz vermeyi düşündüğü tüm muhteşem şeyleri sonunda edineceğinin garantilendiği anlamına geliyor. Ve bu yaşamda ödüllendirilmeyen biri bir sonraki yaşamda ödüllendirilecek. Ta ki kişi onun kendisi için planladığı düşüncesini tamamlayana dek. Yani kaçışımız yok. Balsam diyor ki bu dünyada yani yapmaya çalışmalıyız. Yapamazsan öteki dünyada da devam etmemiz lazım diyor. Öteki dünya dediği bir sonraki reenkarnasyon yani. Tamam Kulağa pek hoş gelmiyor. Bu sefer halletsek iyi. Ve kişi mükemmelliyeti edinmeden önce ona ulaşması, ona ulaşması hedeflenen ışıklar. Bir saniye gözlükleri de almadık bugün. Ve kişi mükemmelliyeti edinmeden önce ona ulaşması hedeflenen ışıklar sağan ışık olarak addedilir. Yani almamız gereken ama henüz hissetmediğimiz ışıkların hepsi saran ışık. Bu onların kişi için hazır bekledikleri, kişinin alma kaplarını arındırmasını bekledikleri ve o anda bu ışıkların uygun kapları giydireceği anlamına gelir. Dolayısıyla kişi bu ilime başladığında kapları olmasa bile ışıkların isimlerini ve kapların ruhuyla bağlantısından söz etmekle ışıklar anında belli bir derecede kişinin üstüne yansır. Yani kitapları çalışıyor olmamız bile, tamam mı? oradan kelimelerle konuşuyor olmamız bile diyor ışıkları üstümüze çeker diyor. Okay. Çocuklar da böyle büyüyor. Tamam eğer saran ışık çocukları etkilemeseydi yani yerden çocukları etkilemeseydi nasıl büyürdü çocuklar büyümezdi. Hareket etmesi için varlığın güce ihtiyacı var. İtiş gücü. O ne? Arzu. Direkt ışığın dört safhasında neden bahsettik? Yerden kök safhasından ikisi arzusuyla bir alma arzusu yarattı. Tam yaratılan varlığı yarattı. Bebek doğdu yani. Tamam. Şimdi ne yapıyor? Arzuları gelişiyor. Küçükken pek bir arzusu yok uyumak istiyor, sütünü mamasını istiyor, altının değiştirilmesini istiyor. Bitti, o kadar küçük arzuları var. Cansız seviye gibi dünyada. Var olayım yeter, bir de kendi güvende istediğim, Allah şükür annem var diyor, kucaklarındayım. Okay. Büyüdükçe ne oluyor? Arzu gelişiyor. Yani direkt ışın dört safhası işliyor hepimizin üstünde. Hissetmiyoruz. Ama bu dört safhadan geçiyoruz. O yüzden çocuğun arzuları artıyor. Başlıyor ağzına bir şeyleri almayı. Her şeyi ne yapıyor? İlk etapta ağzını almak istiyor. Tatmak istiyor. Tat ilk gelişen duyumuz. Tam güçlü bir şekilde ilk etki yapan duyu. O yüzden her şeyi tatmak istiyor. Daha sonra dokunmak, görmek, evin içinde sağ solu gezmek, koşturmak, keşfetmek, bilme arzusu hepsi dört safhada gelişiyor, gelişiyor, gelişiyor. Tamam. Bu şekilde. O yüzden nasıl yaratılan varlığın yani ruh nasıl geliştirildiyse yerden tarafından burada da çocuk da aynı şekilde büyüyor sadece biz ışığı hissetmiyoruz çünkü yerden hissetmiyoruz. Dolayısıyla kişi bu ilime başladığında kapları olmasa bile yani yaratanı algılayacak durumda olmasa bile kişi ışıkların isimlerini ve kapların ruhuyla bağlantısından söz etmekle ışıklar anında belli bir derecede kişinin üstüne yansır. Şu anda bize yansıyor mesela. Ha, farkında değiliz. Sanıyoruz ki mutlu makaleler okuyor, kitapları okuyoruz. Belli niyetimiz var belli bir dereceye kadar. Okay? Sıkıntı yok. Hissetmesek de o şekilde üstümüze yansıyor. Ancak kişinin üstüne ruhunun iç kısmını giydirmeden yansırlar. Yani hissedilmiyor. Zira onları alacak kaplar yoktur. Bununla beraber çalışma sırasında kişinin defalarca aldığı aydınlanma ona kutsallık ve arınma bolluğu katarak ve kişiyi mükemmelliği gerçekleştirene dek daha yakınlaştırarak yukarıdan lütuf çeker. Yani yaradanın merhametini çeker. Bununla beraber bu ilimle iştigal sırasında konuları hayal ürünü ya da fiziksel şeylerle maddeleştirmeme konusunda katı bir kural vardır. Zira bu kendinize bir put ya da benzer bir şey yapmayacaksınız sözlerini bozar. O koşulda kişi fayda görmek yerine zarar görür. Tam dinlerin çıkışı böyle. Bakın bize dinlerin nasıl çıktığını söylüyor. Diyor ki bununla beraber bu ilimle iştigal sırasında konuları hayal ürünü ya da fiziksel şeylerle maddeleştirmeme konusunda katı bir koşul vardır. Çünkü maddeleştirirsiniz ne diyor? Dinler ortaya çıkar diyor. Siz bir dinci olursunuz diyor. Asla da edinemezsiniz diyor. Zira bu, bu kendinize bir put ya da benzer bir şey yapmayacaksınız sözlerini bozar. Yani her kim o koşulda olursa ve maneviyatı bu dünyadaki eylemler olan biten ya da yaptıklarıyla ilişkilendiriyorsa o kişi kendisine put yapmıştır denilir yani put yapmak neymiş? Elime mermer ya da odundan bir şey alıp taptığım bir şey değilmiş. Çünkü o tür şeylerin maneviyatla bir alakası yok ki. Maneviyatın yerdanla alakası var. Dolayısıyla her kim yerdenle alakalı bir konsepti alıp bunu bu dünya ile ilişkilendirirse ona put perest denilir. O yüzden o kişide kişi fayda görmek yerine zarar görür. Dolayısıyla sadece kabala ilmini düzgün çalışmak insanı hayatın amacına getirebilir. Ama o yüzden saç teli kadar ince dedikleri şey bu. Adamın düzgün çalışması lazım. Kabalistlerin söyledikleri budur ve realiteyi onlardan daha iyi kim bilebilir? Dolayısıyla bir metod var diyor bakın bize Tek Sadece bir metod var. Yaradan'a giden bir yol var diyor. Tam dışarıda bunu söylemeyin. <laughs> Kimsenin fikir olmaz. Herhangi bir kişinin bu dünyaların, bu dünyadan manevi dünyaya yükselmeye başlaması or makifin gücü ile olur. Yani bizi saran ışığa ne deniyormuş? Or makif. Or ışık demek. Makif saran demek. Ormakifin aydınlatmasının yardımı olmadan koşulumuzu dönüştürme imkanımız olmaz. Zira kli sadece ışıkla ıslah olur ve üst ışık da dünyaya ulaşamaz. Bu nedenle ormakife ihtiyacımız var. Yani ormakif bize yukarıdan kablarımızı saran etki. Tamam bu dünyada da kabalistler ne diyor? Her şeyi yerden idare ediyor. Hissediyor muyuz? Hissetmiyoruz. Maneviyatta da aynı şekilde yerden saran ışığı bizi etkilemek zorunda. Biz de şu anda onu hissetmiyoruz. Zaten hissettiğimiz zaman ne olacak? Orpinimi olacak. İç ışık olacak. Çünkü içimize alabileceğiz o zaman. O zaman ışık orma çıkacak. Orpinimi olacak. Sadece bir ışık var. Ama hissetmiyorsam o zaman ormakif. kif. Tamam Yeni başlayanların yollarında başarısız olmalarına meydan vermemek için bir soru-cevap tablosu, terimler sözlüğü, kısaltmalar ve çeşitli medya dosyaları ekledik. Bunu Bağlıslam yapıyor. Tam 100 yıl kadar önce. Dinlere inme ya da açıklamaları ve bilgi miktarını büyütme niyetimiz yok sadece öğrencileri doğru ilerleme inisiyatifini edinmeye yönlendirme niyetindeyiz. Çalışmanın amacının yerdanla dvekutu yani yerdanla bütünleşmek, gerçekleştirmek olduğu için olmalıdır. Bakın tekrar okuyalım orayı. Çalışman, çünkü niyetimizin nasıl olması gerektiğini söylüyor. Biz niyeti nasıl öğreniyoruz? Kitapları çalıştıkça. Çünkü adamlar yazmış. Kabala'yı doğru çalışman lazım diyor. Nasıl çalışmam lazım? Böyle bir niyetin olması lazım diyor. Yani çalışmamın amacı yerdanla bütünleşmek, yerdanla dvekutu gerçekleştirmek olduğu için olmalıdır. Bu gözümüzün önünde olmalı. Zira sadece o zaman saran ışıkları üzerimizde harekete geçebilir ve onların etkisiyle üst dünyaya girebiliriz. Niye? Çünkü maneviyatta nasıl bir kural var? İkinci dönemden, birinci dönemden hatta hatırlamanız lazım. Form eşitliği. Yani yaradanın vermek istediğini ben de almak ister isem arzularımız form eşitliğine yakınlaşır. O zaman yaradanın ışığını alabilirsin diyor. Dediği bu. Terimler sözlüğü temel terimlerin doğru anlaşılması için tasarlanmıştır. Ancak sadece kişi okuduğu kelimeleri doğru yorumlamayı bilirse, dünyamızda genelde yorumladığımız gibi değil de gerçek manevi anlamlarında sadece o ölçüde kişi öğrenmeye ve Musaf peygamberin yazılarını okumasına izin verilmiştir. Yani Kabalistler geçmişte Musa yazının yazılarını Maneviyatı edinmemiş bir adama okutmayı yasaklamışlar. Okuyanlardan ne oldu gördük dünyada kendi kafalarına göre. Ha? O yüzden kabasılar diyor ki, yo kitaba dokunamazsın. Önce maneviyatı edineceksin. Ondan sonra istediğin tüm manevi kitaplara çünkü neden bahsettiğini o zaman bilirsin. Aksi takdirde kişi o kaynaklardaki yazıları tarihsel olaylar olarak algılayabilir. Algılayabilir değil, öyle algılıyorlar. Bir kabalist maneviyatı edindiğinde bu kelimelerle anlatılamaz. Zira maneviyat sadece hisleri içerir. Bu nedenle kabalı kitapları manevi olguları tanımlamak için dünyevi kelimeler kullanarak sadece dallar dilinde yazılmıştır. Tamam. Dünyevi kelimeler kullanarak sadece dallar dilinde yazılmıştır. Yani bu dünyadan bir şey yazdıkları zaman bu dünyadan bahsetmiyor, manevi köke bahsediyor. Manevi kökünü anlatıyor bize. Manevi dünya güçlerin ve hislerin bedensel kıyafetlendirilmediği soyut sanal bir yerdir. Sürekli olarak manevi konseptleri yenilemeli ve tekrarlamalıyız. Çünkü maneviyatla duygusal bağ gerçekleştirene dek Kabala kitaplarını, kelimelerin arkasında yatanı anlamadan okuyor oluruz. Burayı tekrar okuyalım. Sürekli olarak manevi konseptleri yenilemeli ve tekrarlamalıyız. Çünkü maneviyatla duygusal bağ gerçekleştirene dek Kabala kitaplarını kelimelerin arkasında yatanı anlamadan okuyor oluruz. Durumumuz bu diyor ne yazdıklarını anlamıyoruz. Ama ilk etapta böyle başlıyoruz. Tamam, sıkıntı yok. Yapılan ilk yanlış insan bedeniyle, bakın ne yazmış. Biraz önce söylediğim şeyden bahsediyor. Yapılan ilk yanlış insan bedeniyle manevi kli arasında birtakım bağlantılar olduğunu sanki manevi kli insan bedenine bürünmüş gibi sanki her fiziksel organın içine manevi bir organ bürünmüş gibi öğreten kabalistlerin bulunmasıdır diyor. En büyük tehlike buymuş. Tam dışarıda o yüzden kendisine kabalist diyen adamlar var. İnsanın bedeniyle ilişkilendiriyorlar kabalayı. Tam yok bilmem şu şurana ait yok şu burana ait vesaire vesaire gibi. Yok öyle bir şey diyor. Ve bu yapılan ilk yanlış. Onların görüşüne göre kişi fiziksel bir eylem ya da fiziksel bir hareket yaptığında bu her neyse görünürde manevi bir içeriği vardır. Bu şekilde yaptıklarında manevi bir aksiyon gerçekleştirdiklerini sanıyorlar. Yani Dinlerde bu şekilde ortaya çıktı. Elimle, kolumla, başımla bir şeyler yapıyorum ve sanıyorum ki. ...bu manevi bir eylem... ...ve bu... ...yanlış diyor... ...yok öyle bir şey... Diyor. ...onların hataları kabalistlerin... ...dalların dilini kullanmasından... ...manevi terimleri... ...tanımlamak için dünyevi kelimeleri... ...kullanmalarından kaynaklanıyor... ...ilimdeki... ...sıkı yasağın nedeni budur... ...kendinize... ...bir put ya da benzer bir şey... ...yapmayacaksınız bir başka de işte maneviyatı fiziksel şekillerle hayal etmek yasaklanmıştır. Bu yukarıda bir zarara yol açacağından değil, sadece yanlış bir hayal kişinin yerdanın yöntemini anlaması ve amacı yak amaca yaklaşmasını önleyeceği içindir. Dolayısıyla öğrenci sürekli olarak yer, zaman, hareket, hep var olmak, guf, beden, bedenin kısımları ya da organlar, zivuk, çiftleşme, öpücük, kucaklama gibi kabalının temel kavramlarını doğru bir şekilde algılayana dek tekrarlanmalıdır. Tekrarlamalıdır. Tam bunlar bakın kabalada yer alıyor diyor. Yer zaman hareket ama maneviyatta yer zaman hareket yok. Ama tanımlar farklı. Guf biraz önce söyledik beden demek. Tamam ama bedenle maneviyatın bir alakası yok. O yüzden bunların tanımlarını iyi bilmeliyiz. Diyor ki kafamız karışmasın. Bağlıslam'ın 10 sefotun incelenmesine girişte yazdığı budur. Kabala'yı doğru çalışmak isteyenlerin Zohar kitabı, Arne'nin yazıları, Bağlıslam'ın yazıları ve Rabaş'ın yazıları hariç tüm kitapları bırakmaları öğüt verilir. Yazı, o yüzden de gruba hiçbir zaman dışarıdan kaynak getirmiyorsunuz. Tamam bizimle çalışacaksınız. Kaynakları söylüyor bakın. Ne diyor? Zohar. Ari'nin yazıları yani on sefirot ve Bağlıslam'ın 10 on sefirota tefsiri ve Zohar'a tefsiri ve Rabaş'ın yazıları. O yüzden bizim grubumuzda başka kitap çalışmıyoruz. Dışarıdan da getirmiyorsunuz. Ne başka bir metoda ait ne de Kabala adı altında bu kaynaklardan olmayan kitapları. Ha, geçmişte Kabalistler yok muydu? Vardı. Bazen derste çalışıyoruz. Tamam. Ramhal, Rambam, büyük adamlar. Ama kitaplarını okuduğumuz zaman ne olacak? Kafamız karışacak. Fiziksellikle ilişkilendireceğiz. Ama Ramhal'ın yazılarında mesela tapınağı tarif ediyor. Her bir tapınağın taşının tuğlasının nereye koyulması gerektiğini, kaç tane tuğlanın olması gerektiğini, taş olmasının gerektiğini açıklıyor. Yani bunlar bina inşa etmekten bahsetmiyor. Adamın alma arzusunun ışıkla ilişkisine nasıl konumlanması gerektiğinden bahsediyor. Çünkü tapınak ne? Adamın kalbi bina değil. Tamam? Sadece sembolik bir şey. O yüzden şimdi onu okuyan adamın kafası nereye gidecek? Bina dikmeye gidecek. Tamam mı? Dincilerin de kafasında otur konseptler var zaten görürsünüz. Bina dikmeyi seviyor adamlar. Ama adam kalbini inşa etmeli. O yüzden yazıları tarihsel olaylar gibi yorumlamak manevi ilmin tamamının İyiyardan'ın isimleri atsüt dünyasının ışığı olduğu ve içindeki tüm sözlerin kutsal isimler olduğu sözleriyle ters düşer. Bu dünyadan ve içindeki insanlardan bahsetmediğini hatırlamak önemlidir. Zohar'a giriş madde 58. Kitapta var o. Okuyun. Musa peygamberin yazılarındaki tüm kelimeler kutsaldır. Firavun, Balam, Balak, tamam mı? Bunlar Tora'daki kötü adamlar. Bunların hepsi kutsal diyor. Ki bu adamlar da hepsi normalde baktığımız an hikayelere yaradana karşı, maneviyada karşı, manevi çalışanlara karşı iğrenç adamlar. Tamam Ama diyor ki yo bunların hepsi kutsal. Örneğin dua sırasında dua edilen yerin girişinde durmak için çağrılan kişi kitabın içinde yanlışlıkla Firavun ya da Lavan ismini öpüp öpmediğini kontrol etmeden öper. Zohar her ismin manevi bir dereceye sembolize ettiğini söyler. Firavun Malkut'a tekabül eder. Lavan bir üst ışığı, beyazlık üst tohumunun partsufuna vesaire. Tamam mı? Yani Dini, dini geleneklerde adam diyelim ki Tora'yı öpüp hani bizde de vardır ya öpüp başın üstüne koyma tamam ama kitap kutsalsa içindeki her şey kutsal değil mi kutsal Ay diyor ki bunu anlamadığı için özellikle öperken bakıyor ki <laughs> sakat bir adamın üstünden öpmesin firavun balan balak gibi falan <laughs> çocuk aklı yani dedikleri o okay, buraya kadar kabala ilmiyle okey miyiz tamam bu tanım çok önemli bu tür şeyleri bilmemiz lazım ki doğru yaklaşımımızı inşa edelim. Şimdi baktığınız zaman bunları okuduğumuz zaman tüm yani tarih boyunca ortaya çıkan ve nasıl her şeyin ortaya çıktığını anlayabiliyorsunuz. İnsanların maneviyatı dünyevi koşullarla, dünyevi şeylerle ilişkilendirmesiyle nasıl bir sebep-sonuç ilişkisiyle tüm dünyadaki dinlerin, dinlerin içerisinde yüzlerce farklı Tarikatın ya da bakış açısının ya da sektin, kultun vesaire, tamam mı? Neden ortaya çıktığını şimdi anlayabiliyor musunuz? O yüzden tüm dinlerin içinde de ayrılar. Neden? Çünkü herkesin, herkesin bakışı farklı. Ama diyelim ki, atıyorum ne var burada? Bir, bir bardak kahve. Tamam, mı? hepimiz bakıyoruz, tadına bakıyoruz, diyoruz ki bu kahve ve kahve olduğunu hepimiz hemfikiriz. Niye? Çünkü gerçek o. Ama herkesin gerçeği farklıysa farklı farklı şeyler olur. E bu ne demek? Herkes yalan içinde demek. Tamam. Basit mantık ha. O yüzden hepimiz beyaz olduğunu görüyoruz ayın. O yüzden beyaz diyoruz ve gerçek çünkü gözüken o. O yüzden gerçeği edinmeden kendi kafasına göre öğretenler dinleri ve dinlerin içerisindeki birçok şeyi doğurdu ve dolayısıyla yalan. Yalanların olması da önemli. Neden? Çünkü adam yalanın dibini görmeden gerçeği aramaz. Öyle de bir koşul var. O yüzden yerden bir taraftan ne yapmak zorunda? Bir taraftan yalanın olması lazım. Kişinin yalanın içine girmesi lazım ki yalan olduğuna kanaat getirsin ve gerçeği arasın. O yüzden biraz önce ne diyor? Firavun, Balam, Balak. Bunlar Tora'da iğrenç insanlar. Ama diyor ki yo, kutsallık. O yüzden dünyada gördüğümüz her şey de kutsallık. Niye? Çünkü kötülük iyilik olmadan olmaz, iyilik kötülük olmadan olmaz. Tam realitenin algılanmasında yaşadık bunu, öğrendik bunu. Tamam iki koşul olması lazım. O yüzden amaca gelmek içinse her şey iyi. Kötü bir şey yok. Ne diyor kitaplarda? Firavun bizi gökyüzündeki babamıza yakınlaştırdı. Reşimot. izlenim. Tam reşimot. Herkes soruyor. Reşimot nedir, ne değildir? Öğreneceğiz şimdi. Saatte 910 10 geçiyor. Sorusu olan Şu sorulara bir bakalım. Reşim öyle geçelim. Mehmet sormuş. Kökleri edinir. Okey yok o değil. Onur sormuş Kocaeli'nden. Onur kim? Kocaeli'nden. Okey seni de tanıdık sağ ol. Şimdi Mutlu Hocam Hokma ile mef aynı anlama mı geliyor? Mef ne demek bilmiyorum. Hohma erdemlik demek. Tamam. Benim Türkçem pek iyi değil. Ve ee, Türkçe benimle konuşurken primatif bir seviyede konuşacaksınız. Tamam. Hohma erdemlik. O da yaradanın erdemliği. Yani biz erdemliğin ne olduğunu bilmiyoruz. Biz bu dünyada kendi kafamıza göre erdemlik ne düşünebiliriz? Bize erdemli geliyor bir şey diyebiliriz çok erdemli adam diyebiliriz. Tamam. Ama yaradanın erdemliğinden bahsediyor Sefirot Hokma. Dolayısıyla öyle bir erdemlik ne bilmiyoruz. Ama o yüzden birçok insana sorsanız sokakta dünyayı sen olsan nasıl yaradırdın diye hiç kimse yaradanla hem fikir olarak yaratmaz dünyayı. Öyle değil mi? Herhangi biriniz hem fikir misiniz kaderinizle? En basitinden bırakın dünyayı bir tarafa kaderinizle hem fikir misiniz? Değilsiniz. Kediyorsunuz nasıl bir erdemlik bu? Demek ki anlamamız gereken bir erdemlik var her şeyin arkasında. Hohma o. Oh, yaratanın düşüncesi. Tamam mı? Ondan sonra Cuma. Öner sormuş ama Selan. Abiye dünyaları bir çeşit filtre mi? Filtre diyebiliriz evet. Işığın giderek az hissedildiği ortama girmek. Tamam Aydınlık bir yerden giderek Önce bir gölgeye giriyorum. Mağaranın içine girmek gibi tamam mı? Giderek derinliğine gittikçe ışık gidiyor. Bu da öyle bir şey. Asena sormuş Adana'dan. Asena hoş geldin. Tekrardan hoş geldin. Seni de senin de sorun varmış. Kitaplarda bahsedildiği gibi yazılanlar dalların dilinde yazıldığı için okuyunca yerden olgusu dünyevi olarak düşünüp bizim dışımızdaymış gibi değerlendirebiliriz. Oysa derslerde öğrendiğimiz Yerden'e dair tek algımızın Dostlarıyla aramızdaki bağda Olabileceği Yazılanların dünyevi veya Hayali olgularla Bağdaştırmamak için Nasıl bir çalışma izlenmeli? Bu çok güzel bir soru Bu güzel Erdemli bir öğrenci Aramızda mı? Yok Peki yani zoom'da değil Şimdi. Kitapta bahsedildiği gibi yazıların dalların dilinde yazıldığı için okuyunca yerden olgusunu dünyevi olarak düşünüp bizim dışımızdaymış gibi değerlendirebiliriz. Oysa derslerde öğrendiğimiz yerdana dair tek algımızın dostla ile aramızdaki bağda olabileceği yazılanların dünyevi veya hayali olgularla bağdaştırmamak için nasıl bir çalışma izlenmeli? Şimdi öncelikle kişi tamam bunu biliyorsunuz. Kalpteki noktam var. Bir de dünyevi hayatım var. Şimdi kalpteki nokta yerdanı algılayan ruhumuz. Onun bağı bunda. Ama biz bunu daha hissetmiyoruz. Tamam mı? Bu yaradanla bağ ama hissedilmiyor henüz. Hissetmiyoruz. Biz şu anda burada olduğumuzu hissediyoruz. Yani kendi egoizmimizin içindeyiz. Şimdi Yaratan diyor ki kendi egoizminizin içindesiniz ama ben size kalpteki noktayı verdim. Şimdi bu kalpteki noktayı eğer büyütürsek ne yapabiliriz? Beni hissedebilirsiniz diyor. Peki nasıl büyüteceğiz? Soru bu. Kabalistler diyor ki iki şekilde. Birincisi kitapları okuyacağız. Kitapları okudukça manevi dünyadaki yerlerde olmayı isteyerek okuyacağız. Yani özlem duymak isteyeceğiz. Orada olmak istiyoruz. Maneviyatı hissetmiyorum ama orada olmayı arzuluyorum. Bir taraftan bu. Dolayısıyla bir arzum olması lazım. Tamam mı? kitapları çalışıyoruz ki kitaplar bize ne yapacağımızı söylüyor. Tamam mı? Rabaş özellikle. Rabaş'tan hep bahsediyoruz. Rabaş bize grupta nasıl davranmamız gerektiğini yazıyor. Kitaplar. O yüzden bir bağlı sulam. bu sulam. iki rabaş. Her halükarda kitapları çalışırken saran ışık çekiyoruz. Ama saran ışık en çok Zohar ve Tas çalıştığımız zaman. Talmud Eser Sefirot. Tamam. En çok ışık orada. Ama öteki taraftan sevgiye gelmemiz lazım. E, sevgiye kitapları okuyup düşünerek gelemem. O yüzden kabalistler diyor ki doğanı değiştirmeyi arzulamak için ...doğanı tanıman lazım... ...o yüzden Rabaş'ta ki ben size bir iyilik yaptım... ...sosyal yazıları yazdım... ...o yüzden Rabaş... ...yap... ...bu... ...arzula... ...gerisini de yardana bırak... ...o yüzden kişi... ...kitapları çalışırken... ...Rabaş'ın tavsiyelerini yapmak olarak alacak. Dünyevi realitede çünkü yapmak var. Bu dünya Asya dünyasının dibi. Asya ne demek? Eylem demek. Laasot kelimesinden. O yüzden eylem yapmam lazım. Bir şeyler yapmam lazım. Bir şeyler yapmayın arkasındaki mantık doğamızı tanımak için. O yüzden Rabaş adım adım elimizden tutup dostlar içinde nasıl davranmamız gerektiğini Söylüyor bize. tam 5S formülümüz var biliyorsun. 5D formülümüz var. Grupla yaptığımız faaliyetler. Ve derslerden buradan ne alıyoruz? Segula. Işık alıyoruz. Balaslının yazdığı o. Yani Kabasitli kitapla çalışarak ışık alırız. Artı yapmamız lazım. Eylem. Ki izlenim sahibi olayım. Çünkü bu dünyada yaptıklarımızdan his edinebiliriz. O yüzden sadece kitaplara çalışmak, daha başında olaydık mesela. Sadece kitaplara çalışırsak bizden herhangi bir şey olur mu? Olmaz. Teorik oluruz. O yüzden iki şekilde ilerlememiz lazım. Bir taraftan eylem, fiziksel. Diğer taraftan entelektüel. Yani okuyacağım, ne yapmam gerektiğine yönelik kanaat getireceğim kafam karışık olsa da bilmesem de bulanık olsa da ne yapacağımı bilemiyor olsam da sıkıntı yok. Tavsiyeleri elimden geldiğince yapıyorum. Ama hiç kimse bizden mükemmel eylemler yapmamızı beklemiyor. Yerden de beklemiyor. Bir çocuktan da beklemiyoruz. İzin veriyoruz. Sağ solu kırabilirsin, dağıtabilirsin. Sıkıntı yok. Öyle öğreniyor. Bizde de, de aynı şekilde. O yüzden yapmamız gereken şey dostlar arasında <laughs> sevgiye gelmeye çalışmak saf iyi bir sevgiye gelmeye çalışmak. Neden? Çünkü eğer insan benim dışımda bir varlık ise ki öyle dışımda görüyorum herkesi. E yerden de dışımda ise. E insanları seversem yerdeni sevmekle aynı şey olmaz mı? Tam şimdi mesela önümde hepiniz varsınız. Bu da 25-30 kişiyiz. Diyelim buradan Onur'u sevdim. Tamam E Onur benim dışımda. E diyelim yerden de karşımızda oturuyor. Hadi görseydik o da oturuyor. Eğer onu sevebiliyorsam e demek ki onu da sevebilirim. Burada sıkıntı ne? Sevginin ne olduğunu bilmiyoruz. O yüzden diyor ki ya bunu oturup çalışmamız lazım. O yüzden ne yapacağız? Hep beraber 5S, 5D grup içinde çalışma eylemini yapacağız. Artı kitapları çalışacağız beraber. Ki gerçeği görelim. Ne diyor Rabaş? Gerçek öyle olacak ki dostları sevmeyi istemeyeceksin. İnsan yaradanı sevmeyi isteyebilir çünkü yaradan gözünde böyle fantastik bir şey, Superman gibi. Ama dostu sevmek, bakıyorsun böyle ekranda her birine. Bunları sevmenin bir tatuzu yok ki. Hiç yok. <laughs> o yüzden adam kaçmak ister. Niye? Çünkü sevginin ne olduğunu bilmiyor. Sevgiyi alma arzumuzda hoşuma giderse seviyorum. Tamam? Her şey öyle. Çikolata sevgisi var bizim dünyamızda. Tamam? O yüzden ne yapmamız lazım? Yazıların dünyevi veya hayali olgularla bağdaştırmamak için nasıl bir çalışma izlememiz lazım? Önce grupta rabaşın pratik eylemlerini yerine getirmemiz lazım. İkincisi kitaplardan saran ışık çekmemiz lazım ki grupta yaşadığımız hisleri yaratanın içimizde geliştirdiği anlayışla mutabakata getirelim. Tek yolu da bu. Adamın kalbini yerden değiştirir. O yüzden aklımızı da yerden değiştirecek. Hislerimizden önce hissedeceğiz. O yüzden pratik bir şekilde grup içinde eylem yapacağız. Nedenli doğru yaptım, yanlış yaptım önemli değil. Herkes anladığı kadar doğru yapacak. Temel bir takım prensiplerimiz var. Hepimiz onu o şekilde anlıyor. Gerisini yaradana bırakacağız. O yüzden grupta hep ne hatırlatıyorum? Yaradanı asla unutmayacağız. Ne yaparsak yapalım aramızda onun yardımına ihtiyaç duyacağız. Kişinin grup içinde çalışmasının yegane nedeni yaradanın kendisini değiştirmesini arzulamaya gelmesi için niye çünkü Rabaş baş ne diyor bize? Grup içinde çalıştıkça iğrenç biri olduğunuzu göreceksiniz diyor. Yani öyle iğrenç olduğunuzu göreceksiniz ki yani kend, kendiniz kendinizden tiksinmeye başlayacaksınız. Ben gerçekten böyle biri miyim diye. Ben kulağa hoş gelmeyebilir. Çünkü genelde diyoruz ki benim kimseye zararım yok ki. Yani iyi bir insanım, kimseye zararım yok. Hayatımı yaşıyorum herkes gibi. Çünkü insan doğal olarak düşündüğü şey o. Hepimizin öyle. ...tamam mı hepimiz bu dünyadayız... ...burada hepinizin kendi deyince... ...kimseye bir zararı mı yok ki... İşe gidiyorum, geliyorum, hayatımı yaşıyorum... Ya, ...öyle geçiyor işte... ...rabaş diyor ki yok öyle bir şey yok... ...herkes leş... ...ama leş olduğunu görmesi lazım... ...görmesi lazım... ...o yüzden manevi çalışmadan... ...kişinin pratik eylemlerde... ...dostun sevmeye yönelik... ...yaptığı eylemler arttıkça görecek ki ben ne sevmek istiyorum ne de sevgiyle ilgili hiçbir işim olsun istemiyorum. Ben kendimi seviyorum ve öyle kalsın istiyorum demeye başlayacaksınız. Tamam bu böyle olacak. İlerledikçe sevmek istemeyeceğiz. O zaman kişinin kalbi kırılır. O zaman ışık yardım edecek. Tamam. Pratik çalışma bu. Ups. Ekran karardı. O yüzden bu adımlar çok önemli. Hayalle bağdaştırmamak için hissi yaşamam lazım. Hayalle bağdaştırmak ne demek? Kitabı okuyorum ama okuduğumun ne olduğunu hissetmiyorum. O zaman kafamda hayal olur. Hayal olmasın diye Rabaş diyor ki hep beraber grup olarak hissedebileceğimiz bir seviyeden başlamamız lazım. Bu yüzden hem Rab'a hem Bağlı tamam, ikisi beraber gitmeli. Tamam. Kişinin yanılmaması için pratik eylemden aldığı hisler çok önemli. Okay. O yüzden grup en önemli şey. Grup yoksa ölüm derler maneviyatta. O yüzden insan sevgisinden yerden sevgisi. Formül bu. Akiva'dan geliyordu onu size söyledim daha önce. Akiva'dan gelen şey o maneviyatın en büyük kuralı insan sevgisi. Başka hiçbir kuralı yok. 24 bin öğrencisi vardı, 24 bini de vebadan öldü. Hepsi. Niye? Nasıl yazıyor kitaplarda? Birbirlerine saygıları olmadığı için. Manevi kitaplarda ölümleri birbirlerine saygıları olmadığı için tarih kitaplarında vebadan öldüler. Nasıl oluyor da sadece 24 bin, yani 24 bin öğrencinin hepsi ölüyor ama. Vebadan. Veba dediği şey o. Kişi kendi alma içinde ve başkalarına hiçbir saygısı yok. O yüzden ya şifa, biraz önce yazdığı gibi makalede de aynısını yazıyor. Manevi çalışma ya adama şifa ya da zehir. Tamam. Bu güzel bir soru. O yüzden dostlara sıkı sıkı tutunmamız lazım. Hoşumuza gitmese de. Ama gruba kişi hoşuna gitmese de, sanki ayağında böyle sürükleyerek gidiyormuş gibi gruba dahi olsa gelmeli. Ama hoş olmadığını biliyorum. Tecrübeden biliyorum. Sizleyim. Hem fikirim. Tamam. Şimdi hoş. Herkes derse geliyor. Biraz ilerleyelim hoşunuza gitmeyecek, gelmek istemeyeceksiniz vesaire vesaire. O yüzden önceden yazıyorlar bize. Ben de önceden söylüyorum ki kaçmayın yoldan diye. Tamam. Bu prensibi hepiniz yazın. Ondan sonra kaçanlar olunca demiştim sana diyeceğim. Tamam. Adam sadece bu yüzden kaçar. Başka hiçbir şeyden değil. Çünkü maneviyat edinmek, sevgiyi edinmek. Dolayısıyla kim kaçar? İstemiyorsa sevgi edinme kaçar. Yoksa niye Niye kaçsın? Kocaeli'den Onur yine sormuş. Mutlu hocam bu put, maddeleştirme tanımına göre bütün Müslüman, Hristiyan, Yahudiler putperest mi oluyor? Öyle oluyor. Öyle oluyor. <laughs> Yapacak bir şey yok. Tamam. Neden bir Budist de putperest demez kabalistler? Tamam çünkü dinlere göre Budistler putperest. Değil mi? Niye? E çünkü yerden de bir bağları yok ki. Onların bir meditasyon, bir hayat tarzı var. Tamam mı? Ba Doğu felsefeleri, bilmiyorum girdiniz mi hiç Doğu felsefesine. Doğu felsefeleri adı üstünde felsefeler. Tamam mı? İnanç sistemi yok orada. ...orada felsefi bir metod var... ...yani bir lifestyle var... Hı? ...niye putperest değil... ...yardanla Yarada, bir alakası olmayan bir adam... ...nasıl putperest olabilir... ...olmaz... ...o yüzden putperestlik sadece dincilerde olan bir şey... ...layıklarda de yoktur putperestlik... ...ya da dinle işi olmayan adamlar... ...ateistlerde mesela putperestlik yoktur... ...niye... ...çünkü yardanla herhangi bir işi yoksa yok ki yani... ...putperest neyin putperestliğini yapacak... ...yardanla bir işim yok ki... ...putperest ancak yardanla işi olan birisi olabilir. O yüzden dincilere kabalada denir. Bazı yerlerde geçer. Karışık kitle dedikleri şey. Ha, Mısır'dan çıkarken karışık kitle ile birlikte çıktılar dedikleri zaman niyetleri karışık, kafaları karışık, arzuları karışık adamlardan bahsettiği zaman bunlardan bahsediyor. Yapacak bir şey yok bununla ilgili. O yüzden onlar dünyevi eylemlere önem verirler. Tam elimle, kolumla, başımla, bir tarafımla bir şeyler yaptım. Sevap işledim. Bu manevi bir şey. Ama kalbim çalmaya endeksli. Nasıl çalabilirim diye düşünüyorum bütün gün. Ya da küçük çocuklara tecavüz etmeyi nasıl yapabilirim acaba ve yasalardan nasıl kaçabilirim? Planları kuruyorum kafamda. Kafa orada ama abi duadan geldik. Hayırlı bir gün bugün. Herkese hayırlı günler. Ha? O yüzden maneviyat adamın kalbi değişmesi lazım. Kafa değişmeden, kalp değişmeden yapacak bir şey yok. Okey, durumumuz o kadar vahim yani. Doğukan sormuş, Rambam tarihçi değil miydi? Şimdi gördün mü? birisinden bahsettik. Adamın kariyeriyle ilgilenmeye başladı. O yüzden diğer kitapları o yüzden çalışmıyoruz. Tamam Niye? Çünkü anında adamın kafası da oraya gider. Bu tarihçi değil miydi? Moşe de İbrahim'le ilgili yazarken tarih kitabı yazıyordu. Adem'le ilgili yazarken sanki. Ne işte. Oy. Asena da Zoom'daymış. Güzel. Murat sormuş. Merhaba. İlk ıslah nedir? Bilmem göreceğiz. Murat Aydın'dan sormuş. Hangi Hangimiz Murat Aydın'dan? Okey Murat. Yaş yaş hepimiz birbirimizi tanıyalım. İlk ıslah göreceğiz. Herkesin ıslahı farklı. Ama ilk ıslah. Bakın çok güzel bir şey. Bize makalede bile anlattıkları zankabalistler diyorlar ki. Ne diyor biraz önce bize? İnsan seviyesini anlamak için. Hani şuradan okudum ya neydi kitabın da Işığın Tadı kitabından. İnsan seviyesini anlamak için. Bu diyelim ki insan. İnsan seviyesini anlamak için insanın üstüne çıkmam lazım diyor. Tamam. O yüzden ilk ıslahımız ne? Alma arzumuzun üstüne çıkmak. Tamam. Öncelikle merhamet seviyesi dediğimiz seviyeye geleceğiz. Büyük bir seviye. Geçen gün tasla çalıştık. Atsilut dünyasında bayağılık şoreş alef. ...ne yapmamız lazım... ...önce oraya çıkmamız lazım... ...ihsat meniteliğine edinmemiz lazım önce... ...yani tüm arzularımın üzerine perde çekeceğim... ...ondan sonra... ...Briya'yı, sıra Asya dünyalarına ineceğim... ...aşağıya... ...tamam mı... ...aşağıdan ölüleri canlandıracağız... Ölüleri canlandırmak o... ...daha önce gömdüğüm... ...kısıtlama altına aldığım arzuları... ...teker teker öyle ıslah edeceğiz... ...ama önce merhameti... ...ilk ıslah bu... Tamam. Daha sonra işin içine girdikçe göreceğiz. Onur sormuş İstanbul'dan. Kim Onur İstanbul'dan? İstanbul'dan Onur. Oke, okay, birkaç tane Onur var. Elini sallayabilirsin ki görelim, tanıyalım seni de. Oke. Okay. İstanbul'dan Onur. Hocam biz kaçmak istesek de gruptan yerden öyle bir tekme atıp grubun ortasına atıyor ki yakın tarihte tecrübe ettim. O yüzden hiç kaçmamak en iyisi. Şimdi güzel yazmışsın. Tamam. <laughs> güzel yazmışsın. Ama <laughs> buna güvenmeyeceğiz. Hiç kaçmamak en iyisi her zaman. Ama adamın alma biraz zorlarsa yarıdan. Arkasına bakmadan Kaçar insan tüm bu prensipleri biliyor olmanıza rağmen bak tüm her şeyi söylüyorum İnsan neden kaçtığını niye kaçmak istediğini hayat sıkıştırır tamam yerden çünkü sıkıştırır bizi şey gibi diş macunu gibi öyle üstten baskı uyduladık, uyguladıkça adam da kaçmak istiyor öyle tamam, yapacak bir şey yok yapacak bir şey yok derken yerden eylemleri değişmez bizim üstümüzde onunla ilgili yapacak bir şeyimiz yok ne yaşamamız gerekiyorsa yaşayacağız zaten. Tamam mı? Kaderimiz sabit. Gruptan kaçsanız da kaçmasanız da kader değişmeyecek yani. O yüzden kişinin özgür seçimi kaderi bilinçli mi yaşayacağım ilerleyip yoksa böyle kırbaçlanan bir hayvan gibi mi? Aradaki seçim bu. O yüzden gruptan çıkmamak, kaçmamak en iyisi. Tamam mı? Onun için de kişinin güç kazanması lazım. Güç sadece dostlardan kazanılır. Eğer iyi dostlarım olursa beni ararlar, sorarlar, iyi misin, nasılsın? İlerledikçe çünkü daha çok silkeleneceğiz. Tamam. büyürken çocuklardan büyüdükçe daha çok şey talep ettiğimiz gibi. Hayat Biz büyüdükçe hayat bizden daha çok şey talep ediyor. Maneviyatta da aynı şey. Hayattan öğrenmeliyiz. Tamam O yüzden... Her kim dostlarına iyi bağlanırsa, yerden da iyi bağlanır. Tamam. Şimdi kendinize iyi bakıyorsunuz. Mani olmazsa, Pazartesi günü görüşeceğiz. Ve şey, Facebook'ta da okuduğunuz ilginç şeyler varsa, Kısa kısa arkadaşlarla paylaşın. Biliyorum orada bazı arkadaşlar paylaşıyor. Yaş yaş birbirinize yardım olmak ne demek? Birbirinize ilham vermek, arzu vermek. Yaş yaş. Facebook'ta da olsa girin. Tamam? Hepinizi gördüğüme sevindim. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Sevgiler, selamlar. Pazartesi görüşürüz.